Merhaba arkadaşlar, 12. sınıf A matematik mezunlar için hazırlanmış olan kazanım kavrama testi 17'yi çözüyoruz. Konumuz oran, orantı. Birinci soruyu hemen getirdik ama hemen soruyu getirmeden minik iki tane hatırlatma yapayım. Yani birkaç tane hatırlatma yapayım. Önce oran ne, orantı ne onu bir anlayalım. Arkadaşlar iki sayıyı birbirine oranlıyorsam bu bir orandır. Benim yaşımın Mehmet'in yaşına oranı. Ama ben diğer başka iki büyüklüğü birbirine oranladım ve bu sürekli sabit çıkıyor. Belli bir sabite eşit. Bu 2 olur, 3 olur vesaire. Örnek verelim. Mesela kimyasal bir bileşikte A maddesinden hadi büyük yazalım. A maddesinden 2 birim, B maddesinden de 1 birim katıyorum sürekli. Bu oran hiç değişmiyor. İşte bu bir orantı. Bu ne demek arkadaşlar? A'dan 2 birim alırsam B'den 1 birim. A'dan 200 birim alırsam B'den de 100 birim alıyorum demektir. İşte bu bir orantıdır. Hatta ve hatta nasıl bir orantıdır? Doğru orantıdır. A arttıkça B de artıyordur. Bir de ters orantımız var. O da ne arkadaşlar? Mesela X ile Y'yi çarptığımda sürekli yine aynı diyelim ki 20 oranını veriyor. İşte bu da bir orantıdır. Ama nasıldır? Ters orantı. Şöyle ki x 1 20 iken y 1'dir. Bakın çarpımları 20. X'i 10'a düşürdüm. Bakın düştü. Şimdi çarpımının tekrar 20 olmamız için y'nin ne olması lazım? 2 olması lazım. Y arttı. Biri azalırken diğeri arttı. X ile y kendi aralarında ters orantılıdır. A ile b doğru orantılıdır. Güzel, bu minik hatırlatmaları ana bilinmesi gerekenleri söyledikten sonra birinci soruyla başlayalım. Yine ısınma turları. Birinci kap, ikinci kap, üçüncü kap. Görüyorum gözümle. En çok bunda var. Ortanca bunda. En az da bunda bir sıvı var, bir şeyler. Yukarıda 1, 2, 3 kaplarda sırasıyla X litre, Y litre ve Z litre su bulunuyor. Tamam. X, Y ve Z litre sularım var. Bulunmaktadır. İkinci kaptan birinci kapa 1 litre. Üçüncü kaba da 2 litre su boşaltıldığında kaplardaki su miktarı eşit oluyor. Tamam. Buna göre başlangıçtaki kaplardaki su miktarları litre cinsinden sırasıyla da hangileri olabilir? Kolay değil mi arkadaşlar? Şıkları denerim. İşte ortanca buydu ya. Buradan önce buraya bir tane atarım. 2 litre de buraya atarım. Sonuçta eşitleniyor mu? Budur. Bu yapılabilir ama zaten ben böyle deneme yanılma şeylerini pek sevmem, biliyorsunuz. Bunu da matematiksel de bir görelim ya, değil mi? Mantıklı görelim. Ne oluyor arkadaşlar? Şu arkadaştan 3 litre azalıyor. 1 litre buna, 2 litre de buna boşalttı, değil mi? Bu arkadaş 1 litre artıyor. Artı 1 alıyor. Bu arkadaş da artı 2 alıyor. Yani ne diyor bana? Şunu diyor. X artı 1 netice itibariyle Y eksi 3'e eşit oluyor. Y eksi 3 de nihai durumda Z artı 2'ye eşit oluyor. Ne oluyor bu durumda? Y'yi kıyaslayalım. Y eşitmiş X artı 4'e. Ortadaki bu arkadaştan 4 fazlaymış. Y eşittir Z artı 5'e. Çok güzel, doğru yazdım. Değil mi? Z artı 5'e oldu. Yani bu arkadaş bu arkadaştan da 5 fazlaymış. Bakalım. Şimdi bununla bakarsam arkadaşlar, şimdi vatandaş zaten neyi gördüm? Bak 4 fazla, 7 de 4 fazla bundan. Bundan da 5 fazla tuttu. Kesinlikle bu. Bakalım diğer şıklarda böyle mi? Hayır, 1, 2 fazla. Şu çıkarımlarımı da görelim. Evet. 5 fazla 4 fazla, hayır tam tersini buldum. 2 fazla 4 fazla, 3 fazla 5 fazla, sadece ve sadece A tutuyor. Tamam, eğer şanslıysak şıkları deneyerek bunu buluruz. Ama E şıkkına koyarsa zor bulurum. Ama ben şu denkliği çıkartırsam, bu denklemi çıkartırsam şıklara daha bilinçli bakar, daha hızlı bulurum. Anlaşıldı değil mi? Birinci durumlarda bu arkadaş 3 azalıyor ilk duruma göre. Bu 1 artıyor, bu 2 artıyor. 2 litre. Demek ki aralarında böyle ilişkiler var. 2 ile devam edelim. Doğru orantı. Evet, doğru orantının yine minik temel bir örneği. Diyor ki
x kare eksi 1 sayısı y eksi 1 sayısı ile doğru orantılıymış. Bakın arkadaşlar, hemen dikkatinizi çekerim. Burada x ve y'den bahsetmiyor. X kare eksi 1, y eksi 1'den bahsediyor. Bu arkadaşlar birbirleriyle doğru orantılıymış. Orantılı dedi. İlk başta ben size hatırlatma yaptım. Demek ki bu arkadaşların belli bir sabiti var. O sabiti bana vermiş mi? Vermemiş. Ama ne demiş? X 3 iken y 5'miş demiş. Buna göre x 4 iken y ne olacak diyor. Demek ki bakın, x'in aldığı bir halle y'nin aldığı bir hali söylemiş bana. Ben buradan k'yı kolaylıkla bulacağım. Bu k'yı bulduktan sonra x'in 4 iken y'nin nasıl davranacağını da bulacağım. Hemen bulalım. X 3 iken arkadaşlar 3'ün karesi 9, eksi 1, 8. Bu arkadaş da 5'miş. 5 eksi 1, 4 imiş. Demek ki k kaçmış arkadaşlar? K eşittir 2 imiş. Benim her durumda bu eşitliği sağlayabilmem lazım. Şimdi x'e 4 düşündüm. 16 eksi 1, 15 bölü y eksi 1'in kaç olmasını istiyorum ben? 2 olmasını bekliyorum. Ve istiyorum, çünkü bu arkadaşlar doğru orantılıymış. Bu 15 iken bunun da kaç olması gerekiyor şimdi? 2 olabilmesi, 7,5 olması gerekiyor. Hocam öyle çözmeyelim. Matematiksel işler dışlar çarpımı yapalım. 15 eşitmiş bu arkadaş da bu arkadaşın çarpımına. 2y eksi 2. 2'ye 17'ymiş. Y kaçmış? 17 bölü 2'ymiş. 8,5 da derim ben buna, değil mi arkadaşlar? 17 bölü 2. 2'ye de e dedik. Güzel. 3 ile devam edelim. Minik minik ısındığımızı düşünüyoruz. 3. Özge Hanım'ın 10 kişilik aşure için kullanıcı fasulye, nohut ve buğday miktarları sırasıyla 4, 3 ve 7 ile doğru orantılıymış. Arkadaşlar önce bana ne dedi? Fasulye, nohut, şunları bir de güzel güzel yazalım. Fasulye, nohut, hatta şuraya yazalım. Ve buğday. Bu arkadaşlar 4, 3 ve 7 ile doğru orantılı. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan 4 gram, bundan 3 gram, bundan 7 gram alabilirim. Ya da bundan 2 katları olan 8, 6, 14 alabilirim. 3 katları olan 12, 9, 21 alabilirim. Hocam hep tam kat söylüyorsun. Mesela 1,5 katı alabilir miyim? Alabilirsin. 1,5 katı kaç? 6. 1,5 katı kaç? 4,5. 1,5 katı kaç? 10,5. Böyle de alabilirim. Ne zaman tam sayılarla ilgili oranlar kullanırım arkadaşlar? Bölünemeyen şeyler. Mesela koyunları bölemeyiz değil mi? Şu kadar koyun var, bu kadar inek var, at var deriz. İnsanlar der mesela, öyle orantılar. Burada ben bunları da düşünebilirim. 1,5 katları, 2,5 katları. Neyse, devam edelim. 10 kişilik aşure için, ki zaten 10 kişilik malzemelerde toplam 2800 gram kullanıyorlarmış bunlardan. Toplamı 2800. Doğru dedim değil mi? 2800 kullanıldığına göre 30 kişilik bir aşure için kaç gram nohut kullanılır? Evet, bunu sor. Arkadaşlar şu benim çıkardığım şey şu. 4, 3, 7, işte 6, 8, 6, 14 diyorum ya. Bunu ben genel olarak şöyle gösteriyorum. Demek ki bu arkadaştan 4K, bu arkadaştan 3K, bu arkadaştan da 7K kullanın. İşte bu K'lar, hani ezber kalmasın aklımızda diye bunun şu az önceki örnekleri söyledim. O yüzden söylüyorum. Mesela 1 kalsa bu K'lar 1'dir. Mesela 10 kalsa 40, 30, 70 kullandığımda bu K 10'dur. Bu değişmez. Şimdi benim derdim kaç kat kullanılmış acaba, onu bulmak. Bu arkadaşlar kime eşit? 2800'e bu kadar kullanılmış. Topluyorum şimdi. 10, 14K 2800'müş. Bölerim 14'e K'yı bulmak için. Hop. 2800 nedir? 28 çarpı 100'dür. 28 bölü 14 kimdir? 2'dir. 2 çarpı 100 kimdir? 200'dür. Demek ki K 200'müş. Bunun ete kemiğe bürünmüş hali de şudur arkadaşlar. İlk başta 4, 3, 7 dedim ya. Bu arkadaşların 200 katı kullanılmış. Yani fasulyeden 4 ile çarptım 800 gram. Nohuttan 3 ile çarptım 600 gram. Buğday mıydı? Buğdaydan da 1400 gram kullanılmış.
Toplayın hepsini. Bakın aynı oranla gittikleri için 2800 sonucuna ulaşırım. Konu anlatımlı dediğimiz için detaylı söylüyorum. Şimdi bana ne soruyor? Bunlar 10 kişilik. 30 kişilik için nedir arkadaşlar? 10 kişiliğin tabii ki 3 katıdır. Kimi sormuştu? Hemen nokta atışı yapalım. Nohut'u soruyordu. Nohut 600 ise 10 kişilikte, 30 kişilikte tabii ki 1800 gram kullanılır. Diğerlerine de sorsaydı 3 ile çarpar 2400 ve 4200 cevaplarını verirdim. 1800'ü gördüm, işaretledim, yoluma devam ettim. Dördüncü soru ne diyor? Evet, 4'te de sanki bir takım çıkarımlar, bir şeyler yapacağız. Önce sorumuzu okuyalım. 80 soruluk çoktan seçmeli bir sınavda uğur soruların A tanesine A cevabını, B tanesine B cevabını, C tanesine C diye devam etmiş, cevabını vermiş ve geri kalan soruları boş bırakmıştır. A bölü B, A bölü C'ye, C bölü D, C bölü E'ye eşitmiş. Bunların oranları da neymiş arkadaşlar? Orantı sabiti de 2 bölü 3'müş. Yani A'dan 2 tane işaretlediyse B'den 3, A'dan 2 tane ise C'den 3. Olduğuna göre Uğur'un boş bıraktığı soru sayısı en az kaçtır? Ne yapacağım? A'yı, B'yi, C'yi maksimum derecede bulacağım ki boş bıraktıklarına en az kalsın. 80 tane de sorumuz vardı. Bunu unutmayalım. 80 sorum var. Tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar. A bölü B bir kere eşitmiş A bölü C'ye. Buradan öncelikle neyi görüyorum? B ile C'nin eşit olduğunu görüyorum. Çok net. Çok güzel. Başka ne görüyorum? C bölü D eşitmiş C bölü E'ye. Buradan da neyi görüyorum? D ile E de eşitmiş. Aynı sayıda C ve D ve E şıklarını işaretlemiş. Aynı sayıda da B ile C. Ve bu arkadaşların oranları 2 bölü 3. Şöyle diyebilirim. Şimdi 2 bölü 3 ise bundan 2K, bundan 3. Bundan 2, bundan 3 işaretlediyse hadi K'ları da yazalım. K, K, K. Ne olacak? Şimdi C'den hareketle de bu arkadaşları bulacağım. Bunlara 3, 3 desem 2 bölü 3 oranını yakalayabilmek için rasyonel sayılarla uğraşacağım. Yani 3'ü 2'ye bölüp sonra 3 ile çarpacağım. En güzeli nedir arkadaşlar? 2'ye bölündüğünde tam sayı olabilen bir şey söyleyeyim ben bu B'ye, C'ye. C'ye ne diyeyim o zaman? 6 diyeyim. Bunlar 6K olursa, 6K, 6K, bu arkadaş da 4K olur. 4K olur. Şimdi oldu. Neden? 2 bölü 3 oranını yakalayabilmek için. Bakın 4 bölü 6 da 2 bölü 3'tür. Bunun için yaptım, şunun için yaptım. 6K, ki az önce söyledim, 6K. D ve E'lere rasyonel olmayan bir K değeri vereyim diye. Bölü 2'ye çarp 3 ile 3, 9K'ymış demek ki bunlar. 9K, 9K. Bakın 6 bölü 9'u sadeleştirsem gene 2 bölü 3 bulurum. 4 bölü 6'yı sadeleştirip 2 bölü 3 bulduğum gibi. Ne oldu şimdi arkadaşlar? A'dan 4K, değil mi? B'den 6K, C'den 6K işaretlemişim. D'den 9K, E'den de 9K işaretlemişim. Çok güzel. Arkadaşlar K'nın 1 olduğu durumda bu arkadaşlar toplam kaç şık işaretlemiş olur? 10, 16, 25, 34. Değil mi? K 1 ise. K 1 iken 34 soru işaretlerim. K 2 ise, bak az önce söyledim ya fasulye vesaire de hani buçuklu katlar falan filan demiştim. Şimdi burada buçuklu söyleyemem, buçuk katı söyleyemem. Çünkü neden? 3,5 tane A şıkkı işaretlenmiş olamaz. Tam sayıda. Artık K'yı hep tam sayı düşünmeliyim. K 2 ise ne olur? 68 soru işaretlenmiş olur. K artık 3 olunca olaylar çığırından çıkar. Neden? 80'i geçer. Zaten benim epitopu 80 tane sorum var. Bu kadar şık işaretleyemem. Altına tutup da soru eklemediysem. Yani maksimum bu arkadaş 68 tane soru işaretlemiştir. Geriye boş kalan kaç tane kalır? 12 tane kalır. 68 ile 12'nin toplamı 80'dir. 12'yi gördüm. Evet, çok güzel tasarlanmış bir soru. Hem burada orantıları veriyor, bir de aralarındaki oranlamaları nasıl yapacağıma dair de bir ipucu. 2'ye 3, 2K, 3K gitmememin sebebi
D ve E'ye de rasyonel, buçuklu bir şey çıkmasın. Beni yormasın diye. Evet, 5 ile devam edelim. 5, evet şöyle sayfamızın güzel köşesine gel. Umarım görüntü nettir bu arada. AX, BY'ye, CZ'ye eşitmiş ve bunlar da 12'miş. Evet arkadaşlar, ne görüyoruz? Ters orantı görüyoruz. Bakın A çarpı X 12'ye eşitmiş, B çarpı Y 12'ye eşitmiş, C çarpı Z de 12'ye eşitmiş. A büyüdükçe X küçülür, aynı şekilde B küçüldükçe Y büyür, C büyüdükçe Z küçülür şeklinde. Tutmuş bir de X, Y, Z'ler hakkında bir bağıntı vermiş bana. Toplamları budur. Buna göre A artı B artı C nedir? Eski klasik bir Kızılderili numarasıdır. Yani bu kurguları çok sevmesem de en azından neler olup bittiğini bir görelim. Arkadaşlar ben A'yı, B'yi, C'yi bulmaya çalışıyorum. X, Y, Z'lerle işim yok. O zaman X'i, Y'yi, Z'yi A, B, C cinsinden yazacağım. Arkadaşlar AX 12 ise X nedir? 12 bölü A'dır. Şahane! O zaman X gördüğüm yere ne yazacağım? 12 bölü A yazacağım. Yani 1 bölü 12 bölü A yazacağım. Bu arkadaş ne olur? Rasyonel sayılarda bölme işlemi. Bu aynen yazılır. Aşağıdaki ters çevrilir, çarpılır. Demek ki bu arkadaş A bölü 12'ymiş. Bir tanesini böyle gösterdim. Diğerlerini şimdi hızlıca yapacağız. Demek ki 1 bölü X A bölü 12'ymiş. Artı 1 bölü Y. Y kimdir arkadaşlar? 12 bölü B'dir. 12 bölü B'yi yazdım buraya. 1 bölü Y ne oldu o zaman? B bölü 12 oldu. Artı bu arkadaş ne oldu? Z 12 bölü C'dir. 1 bölü Z yani 1 bölü 12 bölü C. C bölü 12 oldu. Bunlar da tamamı toplamı 12 eşitmiş. Paydalarım eşit. Kurgulanmış bir soru. Payları topla. A artı B artı C bölü 12. 2 ise A artı B artı C. İçler dışlar çarparım ya da bu sonucun 2 çıkabilmesi için payın 24 olması gerektiğini buz gibi görürüm. Evet 5'i de çözdük. 6 ile devam edelim. Sayı doğrusu üzerinde çok güzel, sayı doğrusu candır biliyorsunuz. Çok severim kendilerini. Sayı doğrusu üzerinde 1 ila 2 arasında bir A noktası işaretleniyor. Ha, güzel. Bakın 1 ve 2. Bir A noktası işaretleyeceğim. A noktasının 1'e olan uzaklığının 2'ye olan uzaklığın oranı 2'ye 3'tür. Çok güzel. Arkadaşlar hem de 2'ye 3 dedi. Demek ki 1'e daha yakınmış. Şurada bir A noktası var. Bakın burası 2 birim yani 2K. Burası da kaçmış? 3K'ymış. Şimdi gören arkadaşlarım hemen şunu söyler. Burası 5 birim. Bakın 2K, 5K. Hadi şeysel yapalım, matematiksel. Arkadaşlar uzaklığım ne kadar? 1 birim. 1 birimi kaç K'ya bölmüşüm? 5'e bölmüşüm değil mi? 5'e bölmüşüm. Demek ki her bir birim ne kadar arkadaşlar? 0 tam 10'da 2. Öyle değil mi? 1 bölü 5 kadar. Ya da 1 bölü 5 de kalabilir ki netekim kesirli olarak söylemiş. Arkadaşlar K bu değil mi? K değerim benim bu. 1 bölü 5. K'yı bakın 1 bölü 2 ile çarpın. 2 bölü 5. Şöyle yazalım. A noktası 1'den 2 bölü 5 uzaklıkta. 2'den de 3 bölü 5 uzaklıkta. 3 ile çarptığımda. Çok güzel. O zaman ne diyor? A noktasına karşılık gelen sayı. Arkadaşlar nedir? 1 artı 2 bölü 5'tir. Bir başka deyişle 1 tam 5'te 2'dir. Bu kimdir arkadaşlar? Şöyle de düşünebilirsiniz. 5 bölü 5 ile de toplayabilirsiniz. 7 bölü 5 dersiniz. Ya da tam sayılı kesri bileşik kesre çevirip 7 bölü 5 de dersiniz. Bir sürü şey söylersiniz. Ondalıklıdan gider. Bu arkadaş 1 tam 10'da 4 dersiniz. 1,4. 1,4 14 bölü 10'dur dersiniz.
Bunu sadeleştirirsiniz. Yine 7 bölü 5'i bulursunuz. Ondalıklı sayılarla da kesirli sayılar kardeştir. Bir başka şekilde gösterilmiş halleridir. Ondalıklı sayıları da hakim olalım. 7 ile devam edelim. 7 geldi. Davete icabet etti. 180 gramı A artı 4 lira olan fıstığın şahane. 100 gramı 2A eksi 5 liradır. Ya şunları yani söylesene değil mi? Şu kadar para, bu kadar. Hiç paralar A artı 4, 2A eksi 5 denir mi? Problem olsun diye deniyor. Olsun. Buna göre bu fıstığın 350 gramı ne kadardır? Şimdi arkadaşlar benim buradaki gizemleri ortadan kaldırabilmem için önce A'yı bulmam lazım. Bu da ne arkadaşlar? Bakın 180 gramı A artı 4 lira, 100 gramı da 2A eksi 5 lira. Arkadaşlar 180'in 100'e oranı A4'ün 2A eksi 5'e oranına eşit olmalı. Hatta değil mi? İşler dışlar çarpımıyla da bunu görebiliyorum. Ya da oran orantı da yaparım değil mi? 100 gramı 2A eksi 5 ise 180 gramı da A artı 4'tür. Bakın işler dışlar buradan geliyor. Bizler çarpalım. Çarpmadan önce gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Boşu boşuna kalabalık şişman sayılarla işlem yapmayalım. Sadeleşti arkadaşlar. Hala sadeleşiyorlar. 9'a 5 kaldı. 2 ile de sadeleştim. Şimdi 9'da 5'i çarpabilirim. Çok örnek çözen hızlı olan arkadaşlarım şunu görebilir. Yukarısı 9, aşağısı 5 olmalı. 9 olması için bu 5. 5'i denerim. Aa, burayı da 5 yapıyor. A'yı 5 buldum diyebilir. Demeyenler için çarpalım. 5 ile çarptım. 5A artı 20 eşittir 18A eksi 45. 13 tane A oldu. A buraya geçtiği için bu buraya geldi. 65 oldu. A'yı yine bakın 5 gördüm, buldum. Koydum da yerine 9 bölü 5'i de gördüm. Neyi anladım şimdi arkadaşlar? A 5'miş. Toz bulutları kalktı artık aradan. Bu arkadaş 9 lira. Bu arkadaş da 5 liraymış. Değil mi? Lira lira. Güzel lira lira. Pekala şimdi bana 350 gramını soruyor. Şimdi arkadaşlar burada da şunu görmenizi istiyorum. 100 gramı şöyle yazalım da önce. 100 gramı ne kadar dedim? 5 lira değil mi? 5 lira ise 350 gramı ne kadar diye merak ediyorum. İşler dışlar çarp topla böl falan. Ben bir şey daha görüyorum arkadaşlar. Sizin için işler dışlar çarpımı yapacağım da. Bak bu arkadaş bunun 3,5 katı. Hocam o ne demek ya? 3,5 katı. 3,5 katı olur arkadaşlar değil mi? 350, 3,5, 100 yapar. 3,5 katı. Bunun 3,5 katını alacağım. Hızlı işlem yapabilen arkadaşların. 5'in 3,5 katı nedir arkadaşlar? 3 katı 15. Bir de yarım var 2,5. 17,5. Bak 17,5'u hemen buldum. İçler dışlarla da bulabiliyor muyum? 100x eşittir 5 çarpı 350. X'i bulmak için böl 100'e. Gittin sen. Sıfırlar önce siz vedalaşın. 5 ile sadeleştir. 5 ile sadeleştir. 2. 35 bölü 2 buldum. 35'in yarısı kaçtır arkadaşlar? 17,5'tur. Baktım 17,5'u gördüm. Birkaç şekilde söylüyorum ki hani çok işlemlere hakim olan arkadaşlar böyle de hızlıca gidebilir. Bu kadar tonca şey yazıyorum. Ama ben üniversite sınavında ya da herhangi bir sınavda bu kadar şey yazmam değil mi arkadaşlar? Çarparım, toplarım, hop şurayı kesirmelerden giderim. Uzun uzun şeyleri yazmam. Şimdi şöyle söyleyelim. Eğer Eylül, Ekim aylarında ya kış aylarındaysam yavaş yavaş çözebilirim. Bunda sıkıntı yok. Ama bahar aylarında geldiğimde ya da sınava yaklaştığımda artık daha da pratikleşmiş olmam gerekiyor. Daha hızlı işlemler yapmalıyım. Üniversite sınavı bir yandan benim de bir yandan da hızımı da ölçüyor değil mi? Hızlı ölçenler daha çok soru çözüyor. Bir okulun okul temsilciliğine katılan 4 farklı adayın oylarının dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Oy oranları 32, 25, 15, 8 yüzde. Okuldaki öğrencilerin geri kalan kısmı kararsız.
Ben de zaten böyle durumlarda hemen toplarım. Bakın burası 40 yapar. Şurası da 40 yapar. %80, %20 de kararsızmış. Ya da şuraya yazalım. %20 kararsız. Kararsız öğrencilerin oyları ise öğrencilere oy sayıları oranında dağıtılacaktır. Arkadaşlar kamuoyu araştırmaları da böyle yapılır. Sorulur işte A fikri, B fikri, C fikri, D fikri. Kararsızlar da vardır. Bu oranlara şu oran, bu oran mesela 20 kişi diyelim, 32, 25, 15, 8 kişi. Bu 20 kişi bu oranlarda dağıtılır. Sonuçlar öyle açıklanır. Kamuoyu yoklamaları da. Neyse. Bu dağılım sonunda A öğrencisinin oy oranı kaç olur? A'ya oranlayacağım. Şimdi arkadaşlar bak 32 pay, 25 pay, 15 pay, 8 pay almış. Ve 20'yi bunlara dağıtacağım. Arkadaşlar şurası bunların toplamı ne kadar? 80. Değil mi? Bu arkadaş 80'in 32'sini, 80'in 25'ini, 80'in 15'ini, 80'in de 8'ini almış. Bu 20'ler de artık arkadaşlar bunlara dağıtılırken şu arkadaş 32 bölü 80, bu arkadaş 25 bölü 80, bu arkadaş 15 bölü 80, bu arkadaş da 8 bölü 80 nispetinde alırlar. Şu büyük parça, pastanın parçasının şu kadar dilimlerini alırlar. Tamam? Bu dilim kim? Bu pastam kim? 20. Değil mi? 20'yi çarpacağım ben bunlarla. 20'yi çarpacağım. 20'yi ben böyle böyle dağıtırsam bakın şu artı bu yani 32 bölü 80, 25 bölü 80, 15 bölü 80, 8 bölü 80'i topla 80 bölü 80 yani tam 1 yaparlar. Tamam. 32'lik arkadaş 20'likten bu kadar alacakmış. Hemen gerekli sadeleştirmeleri yaptım. 20 ve 80 bağırıyorlar. Ben 1'e 4 oranıyım. 32'yi de 4'e böldüm. Demek ki bu arkadaş 20'nin 8'ini alacakmış. Çok güzel. Diğerleri de buçuklu mu alır acaba ya? Yo. Ha, buçuk alıyor ya. Ha, oy oranı demek ki buçuklu çıkacak. Neyse. 8 tane daha aldı. Zaten 32 vardı. Ne oldu bu arkadaş? %40 oldu. %40 oldu. 8'e de Diyarbakır dedik. Bunlar da bak zaten şıklarda .5, .4'ler vermiş. Şu arkadaşların da oranlarını hesaplasınız arkadaşlar. Hepsinin toplamı %100'e denk gelir. 9'da devam edelim. Kağıtta çağıralım. 9 diyor ki A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar. Gerçek sayılar. İşte gerçek deyince işler biraz yaş oluyor arkadaşlar. Tam sayılarla uğraşmak, doğal sayılarla uğraşmak, sayma sayılarıyla uğraşmak, rakamlarla uğraşmak kolaydır. Gerçek sayı dedi mi belli ki biraz uğraşacağız ya da bir denklemler, bir denklikler çıkaracağız. A ile B arasında bir bağıntı vermiş. B ile A arasında bir bağıntı vermiş. Buna göre diyor A artı B, A artı B bölü B oranı nedir demiş. Arkadaşlar her şeyden önce şunu söyleyeceğim. Bakın A ile B arasında, A ile B arasında iki tane denklem var. Ben bu iki denklemi bir şekilde hallederim. A'yı ve B'yi ayrı ayrı bulur, yerlerine koyar, oranı bulur. Ya da A'yı ya da B'yi birbirleri cinsinden bulursam, burada da birbirleri cinsinden yerine koyarsam karşıma bir oran çıkar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Bakın buralarda hep B gördüğünüzü düşün. Şuralarda da B. Toplanıyor, çıkartılıyor falan filanlar. Burada da toplanıyor, çıkartılıyor vesaire. Sadece B görürsem en nihayetinde ne olur? 7875 tane B bölü 473 tane B derim. B'ler sadeleşir. Bir sayı, bir oran çıkar. Yani A'yı ya da B'yi birbirleri cinsinden yazabilirsem korkusuzca yerine yazar. Oranı bulurum. Birimsizdir. Oran birimsizdir. Öyle değil mi? 180 santimin 90 santime oranı nedir? 180'i 90'a bölerim 2 çıkar. Santimetrelerde sadeleşir. Birimsizdir oran. Yeri gelmişken bunu da söylemiş olalım. Şimdi eyvallah birbiri cinsinden yazacağım ama arkadaş çok enteresan şeyler vermiş. Ben bunu paydalarını eşitlesem kareler mareler çıkacak falan derken bir şey dikkatimi çekti. Bakın arkadaşlar
Dikkatimi çeken şeyi şimdi yazılı olarak size göstereceğim. 2B ile bunu genişlet. Ne olur? 6 tane AB artı 5 bölü 2B eşittir 6 olur. Şu arkadaşı 3A ile genişlet. Yine 6 tane AB artı 5 bölü 3A eşittir 8 olur. Ne gördüm? Bakın arkadaşlar burada aynı ifadeleri gördüm. Buradan neyi söyleyeceğim? Şunu söyleyeceğim. Bu arkadaş şu eşitlikten 6 ile 2B'yi çarp 12 tane B yapar. Bu arkadaş da şu kırmızı şunları çarp 24 tane A yapar. Ve bakın bu da kırmızı, bu da kırmızı. Şu ifade 6AB artı 5'e eşit. Demek ki bu iki ifade de birbirine eşitmiş. Ne diyeceğim? 12 tane B eşitmiş 24 tane A. Bir yerde yanlışlık yapmadık. Hemen sadeleştir. 2 tane A, 1 tane B'ye eşitmiş. Artık dünya daha çiçekli böcekli, kelebeklerin uçuştuğu bir hal aldı. Neden? Artık şu oran çok kolaylıkla söylenir. B gördüğüm yere 2A yazarım. A artı B gördüm 2A. B gördüm 2A. Yukarıda 3 tane A görüyorum. Aşağıda 2 tane A. Bakın A'lar sadeleşti. Benim bu oranım 3 bölü 2'ymiş. 1,5'muş. 9'a da C dedim. 3 bölü 2'lere 1,5, 5 bölü 2'lere 2,5, 7 bölü 2'lere 3,5 demeyi sürekli alışkanlık haline getirdim. Bir miktar para. Kaan Doruk Aras arasında yaşlarının karesiyle doğru santimetre cinsinden boyları ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Evet, bir psikopat para dağıtan biriyle daha karşılaştık. Bu paralar niye böyle dağıtılıyor? Tamam. Şöyle ne dedi? Hani yaşları verilmiş, boyları verilmiş. Tablodaki bilgilere göre paylaşım yapıldığında Kaan'a 80 lira verildiğine göre Doruk ve Aras'a verilen toplam para kaç liradır? Yine arkadaşlar ben bu oranın peşinde koşacağım. Nerede yapmıştık onu? Gel bakayım buraya. Bakın ikinci soruyu tekrar göstereyim size. Burada ne yapmıştık? X kare eksi 1 ile y eksi 1'in doğru orantısını bulup sabitini bulduk. Daha sonra da x dörtgen kaçtır diye bulmuştuk. Şimdi ona gelelim. Bak Kaan K olsun. Bu arkadaşlar yaşlarının karesiyle doğru, yani 16'nın karesi. 16 çarpı 16. Santimetrecinin boylarıyla de ders orantısı. Boyları kaç? 160. Böyle orantılıymış ve bu kime eşitmiş arkadaşlar? Bu Doruk'un alacağı paranın, Doruk'un da 14 çarpı 14. 140. Niye ayrı ayrı yazıyorsun, karesi yazmıyorsun? Sadeleşecekler de o yüzden. Onu görelim diye. Ve Aras çarpı 180 bölü 18 çarpı 18. Çok güzel. Ve bu arkadaşlar bir sabit. Bir sabite eşitmiş. Aralarında doğru orantılı bu oranda dağıtılıyormuş. Belli bir miktar. Arkadaşlar K 80 almış. Bakın K 80 imiş. Ne buldum? Şu oranı bulurum. Demek ki K ortaya çıktı. Ve hepsinin de birbirine eşit olmasını beklerim. Hop. Güzelce gidelim. Bakın 16 çarpı 10 diye görün bunları. 16 ile 16 ya da sadeleştirdim. Ne kaldı? Burada 10 kaldı. Bu arkadaş gitti. 80 ile 16 çok kolay sadeleşti. 5. Onu 5'e böldüm. 2'ymiş bu oran. Çok güzel. 2'yi hep göreceğim. Arkadaşlar ben burada 2'yi görebilmek için 14 gitti, 14 gitti. 10 var, 14 var. 2'yi görebilmek için D'nin ne olması lazım arkadaşlar? 2 mi dedim ya, 20 mi demem lazımdı? Bir dakika, bu buna 5. Ha yukarıda 5, 50 ya. 2 nereden çıktı ya? Bu 50 olacak değil mi? 80'i 16'ya böldüm. 5, yukarıda 5. 5 ile 10'u çarptım 50. Bu K sabitim benim 50'ymiş. 50. Çok güzel. 50'yi görmem lazım. Şimdi 50'yi görmek için de arkadaşlar burası 10 oldu. 50 olabilmesi için D
14'te kimi böleyim ki 5 çıksın ki onunla çarpayım. O da kim? 5 kat olan 70. Şu arkadaş da 18'ler gitti. 10 var. Şimdi burada yine 5 çarpanını görmem lazım 50 olabilmesi için. 18'in 5 katı kim? Bu da 90. Demek ki Doruk 70. Aras mıydı? Aras da 90 aldı. Bu iki arkadaşı topladım. 160 lira oldu toplamları. Edirne dedik. Yani burada zürriyetini sorsa biliriz artık bu saatten sonra. Şu oranlamaları yaptıktan sonra. Video olduğu için üst üste de yazmakta bir sakınca görmüyorum arkadaşlar. Anlaşılıyordur. Yani direkt şu resmi gören buna ne diyebilir ama kronolojik geçmişi zaten videoda kayıtlı. İleri geri sararak da görülebilir kolaylıkla. Karışık olduğunu düşünmüyorum. 11 ile devam edelim. 11'de kalmıştık. 11'de diyor ki A bölü 3 B bölü 4'e eşitmiş. Bu da C bölü 5'e eşitmiş. Ve bunların hepsi de 3A artı 4B eksi 2C bölü X'e eşitmiş. X'i soruyor. Yine klasikleşmiş sorulardan bir tanesi, hemen hemen bütün test kitaplarında gözükür. Bir mantığı var tabii ki arkadaşlar. O da şu. Mesela 1 bölü 3'ü düşünelim. Aynı oranda olan başka bir şey, bir eşitlik yazalım arkadaşlar. 7 bölü 7 katıyla büyüttüğümde 7 bölü 21 diyelim mesela. Arkadaşlar şimdi aynı oranda ya bu arkadaşlar. 1 ile 7'yi toplasam 8 olsa. 3 ile de 21'i toplasam 24. Bakın oran bozuluyor mu? Orantı bozulmuyor. Değil mi? Yine 1 bölü 3 oranını veriyor. Yani ben 2 tane denklik yazdığımda payları toplasam, paydaları da toplasam yine oranları aynıdır. Şunu söyleyeceğim. Buradan A artı B eşittir. 3 ile 4 toplasam 7'ye çok kolaylıkla söylerim. Pekala bu kadar bilgimi için verdim. Bakın burada 3A, 4B, eksi 2C var. Şunun için arkadaşlar A bölü 3'ü 3 ile genişlet. Ne olur? 3A bölü 9 olur. Bu arkadaş eşittir. 4 ile genişlet. 4B bölü 16 olur. Ne yapacağım? Birazcıktan toplayacağım. Birazdan toplayacağım bunları. Şu ifadeyi göreceğim. Aşağıda da topladıklarımda kimi görmem gerekecek? X'i görmem gerekecek. X'i de kolaylıkla bulacağım. Çok güzel. Hop bu da eşitmiş. Ha şimdi bunu eksiyle genişletelim ya. Eksi 2 ile. Eksi 2C bölü eksi 10. Var mı itirazlı olan? Yok. Arkadaşlar yukarıyı topladım. Ne gördüm? Şu ifadeyi gördüm. 3A artı 4B eksi 2C. Bunları da topladığımda kimi göreceğim? X'i göreceğim. Bu arkadaş X imiş. Topladım 25. Çıkardım 10. 15 dedim. C olarak. Evet. 12 ile devam edelim. 12'de de şöyle bir şey var. A bölü B'ye 1 bölü 3 vermiş. Gayet güzel. Bir sıkıntı yok. B bölü C'yi de 2 bölü 5 vermiş. Gayet şık. Buna göre 3A eksi 2B artı C 81. A nedir? Yani çok basit diye düşünüyorum. Neden basit diye düşünüyorum arkadaşlar? Bana A'yı soruyor. Benim hedefim B'yi ve C'yi A cinsinden yazıp A'ya bağlı bir denklem yazacağım. Kolaylıkla da matematiksel işlemlerimi yapıp A'yı bulacağım. Ne görüyorum? 3 tane A eşittir B. B gördüğüm yere 3A yazabilirim. Şurada. C gördüğüm yere ne yazacağım? Arkadaşlar köprüm kim? B. Şimdi B gördüğüm yere burada bir 3A yazalım. 3A bölü C de 2 bölü 5 imiş. C'yi çekeceğim. C neymiş? Çarptım 15A bölü 2. 15 bölü 2A. Buraya gel. 3 tane A. Eksi. Şimdi B yerine 3 tane A yazıyorum. Eksi 6 tane A. Artı. Az öncekilerde söyledim. 7,5 tane A. Eşitmiş 81'e. Arkadaşlar payda eşitle, sonra çarp, et.
Ya da bunları böyle görürsem bak 7.5'tan 6'yı çıkar 1.5. Değil mi? 1.5 ile 3'ü topla 4.5. 4.5 kim arkadaşlar? 9 bölü 2 tane A 81 yapar. Bu durumda A kimdir? 81 çarpı 2 bölü 9'dur. Bu arkadaş 9'dur. 2 ile çarparım 18 derim. 18'i de buldum. Bunu uzun uzun niçin payda eşitlemedim? Zaten rasyonel sayılar işlemlerini gördük. Görmedim yap diyen arkadaşlarım da şunu yapabilir arkadaşlar. 1, 1, 1, 2 ile genişlet. 6 tane A, eksi 12 tane A, artı 15 tane A, bölü 2 dersin, eşittir 81. 81 çarpı 2 bölü şu kadar tane A, kaç? Eksi 6, 9 tane A dersin. Bakın yine aynı şeye geldim. Umarım anlaşılmıştır. Evet, bu testimizi de nihayetlendirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.